Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor. Aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 21 yıl içerisinde ulaşımda, özellikle karayollarında tam bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 1714 kilometre olarak devraldığımız otoyol ağımızı 3722 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel sayımızı 83'ten 489'a, karayolu tünel uzunluğumuzu ise 50 kilometreden 728 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 23.218 kilometre artırarak toplamda 29.319 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 771 kilometreye ulaştırdık. Değerli arkadaşlarım, bu yolları açmak, tünel ve köprüleri inşa etmek kadar bu yolların ve yapıların güvenli bir şekilde trafiğe açık kalması da çok önemlidir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol yapım çalışmaları dışında 7/24 bakım çalışmalarını yürüten, trafik güvenliği ve benzeri çalışmalarda kullanılan 14.000 adet makine parkının ortalama yaşı 2002 yılında 18.1 iken bugün itibariyle 10.2'ye düşürülmüştür. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranı da %57'den %18.6'ya indirilerek makine parkının yaklaşık %46'sı yenilenmiştir. Satın alınan makine ekipmanların %85'lik kısmı da yerli imalattır. Ardahan'ı da kapsayan Doğu Anadolu projesi, yani DAP illerinde karayolları yatırımlarımızı incelediğimizde 2002 yılı sonuna kadar toplamda 260 kilometre bölünmüş yol ağına sahipken son 20 yılda %1492 artışla toplamda 4139 kilometreye ulaşılmıştır. Ayrıca yine DAP illerinde son 21 yılda 4105 kilometre tek yol, 3695 kilometre BSK kaplama yapımı, 43 adet ve 44.4 kilometre uzunluğunda tünel yapımı, 568 adet ve 51 kilometre uzunluğunda köprü yapımı tamamlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, seçim bölgem Ardahan'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 273 kilometre devlet yolu, 111 kilometre il yolu olmak üzere toplam 384 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Bu yol ağının 155 kilometresi BSK, 216 kilometresi ise saati kaplamalı, 13 kilometresi ise diğer yollar olarak hizmet vermektedir. İlimizde son 20 yılda 145 kilometre bölünmüş yol, 282 kilometre tek yol yapım ve iyileştirme, 155 kilometre BSK yapım, 14 adet ve 282 metre uzunluğunda köprü yapım işleri tamamlanmıştır. AK Parti hükümetlerimiz döneminde ilimizde tamamlanan bazı önemli işler: Kars Susuz Ardahan yolu, Ardahan Yalnızçam yolu, Ardahan şehir geçişi, muhtelif köprüler ve köprü restorasyon çalışmaları, Ardahan Kuzey Güney çevre yolları, Çıldır Aktaş yolu, Ardahan Göle yoludur. İlimizde çalışmalar devam eden karayolları projeleri ise Ilgar tüneli ve Ardahan Çıldır ayrımı Hanak Damal yolu, Çıldır Aktaş sınır kapısı Aşık Şenlik tüneli, tünelde sağ tüp Kasım 2023 tarihinde tek yönlü araç trafiğine açılmış olup sol tüpte sığınma ceplerinde çalışmalar devam etmektedir. Proje, tünel sol tüp haricinde 16.3 kilometre bölünmüş yol BSK olarak trafiğe hizmet vermektedir. Çamlıçatak ayrımı Çıldır yolu yapım ikmal işi, Ardahan Kuzey Güney çevre yolları, Göle Ardahan yolunda heyelan ıslahı 2023 yılında tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. Hasköy Çamlıçatak yolu ve ilimiz için en önemlisi Sahara tüneli, Ardahan Şavşat yolu 2023 yılı yatırım programında yer almaktadır. Yolun projesi onaylanmıştır. Güzergah üzerinde çift tüp halinde toplam uzunluğu 26 kilometre olan Sahara tüneli bulunmaktadır. Bu tünel Anadolu ve Kafkasya'yı Karadeniz'e bağlayacaktır. Mevcut yol 43 kilometre uzunluğunda olup 2470 metre akımdan geçmektedir. Proje ile uzunluk 13 kilometre kısalacaktır. Bütçe imkanlarınca ihale edilecek olan bu projeyi şehrim adına takip etmekteyim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bölgemizin her alanında daima yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükür.
Buyurun tamamlayın. 2024 bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Başta Sayın Abdülkadir Uraloğlu Bakanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.